Tekrar merhabalar. 2 yaş sendromundan bahsedeyim sizlere dilerseniz. 2 yaş sendromu annelerin aslında çok zorlandığı ve çocuklarıyla inanılmaz zorluk yaşadıkları bir dönem. Özellikle 2,5 yaş sendromu diyebildiğimiz. Hemen şöyle izah edelim. Bebekken yani 0-2 yaş döneminde çocukların genellikle anneyle yapışık olduğunu biliriz. Çocuk ve anne et ve tırnak gibi birbirine yapışıktır ve birbiriyle bağlıdır. Bu dönemin biraz ilerlemesiyle birlikte 2,5 yaşla beraber 3 yaşa doğru giderken çocuklarda 2,5 yaş sendromu dediğimiz dönem devreye girmeye başlar. Bu dönem bebeklerin bebeklik döneminden çıkıp çocukluğa doğru adım attıkları ve kendilerini anne ile bir çift olarak algılamadıkları, kendilerinin bir farklı bir varlık olduğunun farkına varmaya başladıkları evredir. Böyle bir evrenin içine girdiklerinde ister istemez söylenenleri yapmamaya, kendi kafalarına göre hareket etmeye ve kendi seçim ve tercihlerini belirlemeye başlarlar. Bu belirleme döneminde bebekliklerindeki kadar uyumlu değil görüntüsü verirler. Daha kolay hırçınlaşıyormuş gibi görünürler. Sanki söz dinlemeyen bir çocukmuş gibi algılanırlar ve inat nöbeti dediğimiz bir durumun içine düşerler. Bu evrede en fazla ağlama nöbetleriyle karşılaşıyoruz. Hırçınlık nöbetleriyle karşılaşıyoruz ve inat nöbetleriyle karşılaşıyoruz. Anne babalara yaptığımız temel tavsiye de şu doğrultuda. Bu dönemdeki çocuklarınızla çok da fazla inatlaşmayın. Özellikle oyun aracılığı ile ve tiyatral bir söylemle çocuklarınızın dikkatini farklı bir taraflara kaydırarak vermeniz gereken bilgiyi de aktarın. Çok inatlaştığınızda, çocuklar ağladıktan sonra onların isteklerini yerine getirdiğinizde, hırçınlaştıktan sonra her istediklerini yaptığınızda çocuklarınızın öfke ve inat nöbetlerine katkıda bulunmuş olursunuz. Demek ki buradaki akıllı olan davranış ve pratik olan yöntemle hemen dikkatlerini başka tarafa çekiyoruz. Çocuklarımızın alıcılarının başka taraflara kaymasına vesile oluyoruz. Elimizden geldiğince inatlaşmıyoruz. Tatlı, tiyatral söylemlerle o dönemi yaşamaya ve geçirmeye gayret ediyoruz. Çok sıkıntılandığınızda da lütfen profesyonel yardım almayı unutmayın.